Gençler selamlar, ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım, bir konu bir soru serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok güzel bir parabol sorusu çözeceğiz sizlerle beraber şimdi bu videoda. İstersen önce videoyu durdur, soruyu kendin çözmeye çalış ve eğer çözemezsen gel ben senin için burada çözümünü yapıyor olacağım zaten. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlarım, öncelikle bize m'nin hangi aralıkta bir reel sayı olduğunu söylemiş. 0 ile 1 bölü 2 aralığında bir m sayımız var. Bu cepte. Pekala, bir de fx fonksiyonu vermiş. Mx kare artı x artı m ikinci dereceden olduğu için bunun bir parabol olduğunu da belirtmiş bize. Teşekkür ediyoruz. 3 tane ifade vermiş. Hangileri doğrudur diye soruluyor. Şimdi öncelikle şöyle bir bakalım. Tepe noktası 3. bölgede demiş. Kökleri birbirinin çarpımsal tersidir demiş. X eksenini kesmez demiş. Şu İkisi sanki biraz daha basit gibi duruyor. Hangisinden başlayalım? Mesela ikinciden başlayalım arkadaşlar. Kökleri birbirinin çarpımsal tersidir diyor. Çarpımsal ters dendiği zaman hemen kökler çarpımını kontrol etmen gibi algılanıyor. Ki yapalım, biz de yapalım. Kökler çarpımımız x1 çarpı x2 diyelim. x1 çarpı x2. Neyle buluyorduk? C bölü a ile. Bunun c'si m, a'sı da m. O zaman sen m bölü m yaparsan bu ne gelir? 1 gelir. Yani x1 ile x2'nin çarpımı 1'miş. x2'yi yolladığın karşıya x1'i veya x2'yi fark etmez isteğini yolla. x1 eşittir 1 bölü x2 olacaktır ki bu da bize köklerin birbirinin çarpımsal tersi olduğunu gösteriyor. Yani ikinci öncülümüz hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Doğruymuş. Bu cepte. Daha sonrasında şuna da biraz daha basit gibi duruyor demiştik. Ona da bakalım. x eksenini kesmez demiş. X eksenini kesip kesmediğini veyahut x eksenine teğet olduğunu biz nereden anlıyorduk arkadaşlarım? Tabii ki delta'da. Peki deltamız neydi? B kare eksi 4ac idi. Peki B kare eksi 4ac'yi bulalım. B'miz burada 1, A'mız m ve C'miz de m olduğunda 1'in karesi 1 eksi 4 çarpı m çarpı m. Yani bu ne demek oluyor? 1 eksi 4 m kare demek oluyor. Şimdi 1 eksi 4 m kare de ben bunun pozitif mi negatif mi olduğunu nereden anlayacağım? Biraz eşitsizlik çözeceğiz. Şu şekilde bir eşitsizlik. M'ler 0 ile 1 bölü 2 aralığındaydı. Yazalım. 0 küçüktür m küçüktür 1 bölü 2. Bana m kare lazım öncelikle. Karesini alırsam ben bu aralığın 0 küçüktür m kare o da küçüktür 1 bölü 4 olacaktır. Ve şimdi bana ne lazım arkadaşlar? 4 m kare lazım. 4 ile çarparsanız 4 kere 0 0. Burası 4 m kare. 4 kere 1 bölü 4 de 1 yapar. Ve sen buradaki 4 m karenin aslına bakarsan 0 ile 1 aralığında bir sayı olduğunu görüyorsun. E şimdi sen bir sayısından 0 ile 1 arasında bir sayıyı çıkarırsan ne olacaktır gençler? Ya da şöyle diyebilirsiniz. Eksi 1 ile eksi ile çarp ne olur? Eksi 1 küçüktür. Hadi onu da gösterelim. Eksi 4 m kare. O da küçüktür 0 olacaktır. 1 eklersen 0 küçüktür 1 eksi 4 m kare. O da küçüktür 1 olacaktır. Yani 1 eksi 4 m kare 0 ile 1 arasında ve gayet taş gibi pozitif olan bir değermiş. E şimdi bu pozitifse ne demek? Delta pozitif demek. Delta pozitifse x eksenini birbirinden farklı iki tane noktada kesiyor bu parabol demek. E bize ne demiş ki? X eksenini kesmez. Hadi lan ondan diyeceğiz. Üçüncü öncülümüz arkadaşlar cortladı. Şimdi geçelim birinci öncülüğe, bir tek yok aldı. Peki tepe noktası 3. bölgededir demiş. Şimdi arkadaşlarım tepe noktamız bizim ne diyeceğiz? Önce r'mizi bulalım. R'miz eksi b bölü 2a. Peki b'miz burada 1'di. Dolayısıyla eksi 1 bölü. A'mız da 2m olacak. A'mız da m'ydi. 2m olacak burası da. Eksi 1 bölü 2m. Biliyorsunuz ki m pozitifti. Eksi 1 de negatif. Eksi artıya bölerseniz r'miz negatif olacak. Yani sevgili gençler şu bizim x'ye kartezyen koordinat sistemimizse negatif tarafta bir r'miz var. Yani bu tarafta bir r var. Doğru mu? Peki şimdi r'si diğer taraftaysa bu polinomun pardon parabolün aynı zamanda polinom da neyse parabolün m'sinin baş katsayısının pozitif olduğunu biliyorsunuz. Yani birbirinden farklı iki noktada kesecek kollar yukarı doğru ekstradan tepe noktamızın apsisi de negatif tarafta sol tarafta. Madem öyle iki farklı noktada kesecekse mecburen şu şekilde olacak ve benim tepe noktamın koordinatları da 3. bölgede olmak zorunda diyeceğiz. Yani cevabımız neymiş? 1 ve 2. Hocam tepe noktasının apsisi 2. bölgede olamaz mı? 2. bölgede olabilir de. Şöyle olursa kollar da yukarıda olacak ya. O zaman x eksenini iki farklı noktada kesemeyiz.
Bundan kaynaklı sevgili arkadaşlarım bizim cevabımız 1 ve 2 olacak. Yani cevap Bursa'ydı. Sonraki konularda, sonraki sorularda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı lütfen unutmayın.